Gündem dışı üçüncü söz, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'e aittir. Sayın Şahin, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Pazar günü memleketimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı can kaybı ve mal kaybı olmuştur. Şehrimize büyük geçmiş olsun diliyorum. Değerli milletvekilleri, 6 Şubat 2023 tarihinde hepimizin derinden yaralayan tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine belki de hiç rastlanmayan ve 11 ilimizi etkileyen iki büyük depremle yerle bir olduk. Kahramanmaraş'ımızda depremden hemen sonra inşa ve İHA çalışmaları tüm kurumlarımızla birlikte topyekün devam etmektedir. Vakti verimli kullanmak açısından sadece Kahramanmaraş'ımıza yapılan yatırımları özetlemeye çalışacağım. Değerli milletvekilleri, TOKİ tarafından 33.625 adet kentsel konut ve iş yerinin ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalandı. Bunlardan 23.899 adedinin kuralları çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Hafta sonu yeni konutlar teslim edilecek. 2025 yılı sonuna kadar 63.030 konut ve 5.846 iş yeri olmak üzere toplam 68.876 adet konut ve iş yeri vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Toplamda 347 köyümüzden 13.807 adet konutun inşası planlandı. 281 köyümüzde 12.036 adet konutun yapımına başlandı. Yıl sonuna kadar